Evet arkadaşlar, Arzu Hanım ameliyat olmuştu, bir süredir valla gidemiyordum. Artık çok daha iyi olduğu için bir gidelim. En azından kısa koşu bile olsa deneyelim durumu dedik. İstikamet sanki pamucak olacak gibi. Bu arada arkadaşlar, abone sayımız gerçekten çok güzel şekilde artıyor sizlerin büyük desteğiyle. Abone olmak biliyorsunuz ki ücretsiz, abone olmamış olan postlar olabilir. Bize destek olmak istiyorsanız yorum ve beğeniler çok önemli. Algoritmik olarak üst tarafa taşıyor kanalımızı ve videomuzu. Haricinde yine daha da ben destek olmak istiyorum diyenleriniz varsa katıl butonumuz aktif arkadaşlar. Katıl butonundan da büyük destekler olabilirsiniz. Orada 4-5 seçenek var. O seçeneklerden hangisi size uygun olursa oradan katıl butonundan da bizlere destek olabilirsiniz. Bu destekler sonucunda teknik imkanlarımızı arttırıyoruz. Daha kaliteli videolar size ulaştırmak için işte mikrofon aldık. Yakın zamanda yapacağımız canlı yayınımız için bir ring light, bir sehpa aldık arkadaşlar ve tripod. Onu kullanacağız. Böyle şeyler alıyoruz. Yine avlarımızı daha kaliteli hale getirmek için ışıklandırma sistemleri almaya çalışıyoruz. Henüz onun için bir maliyet oluşturamadık. Onu da halledersek çok daha kaliteli içerikler üretmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Videomuzu atlatmadan izleyin. Çünkü arada çok küçük de olsa, böyle ince detaylar da olsa ama hedefte büyük şeylere neden olacak bilgiler vereceğiz sizlere. Görüşmek üzere. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me. Evet arkadaşlar, tam holingini bulduk. Buradan atmayı planlıyoruz, bakalım neler olacak bugün. Aracımızı getirdik ve fark ettik. Yine güzel, yine böyle bereketli bir av olması umudunu taşıyoruz. Hakkımızda hayırlısı, inşallah bol bereketli bir av olur. Kısmetimizin açık nasibimizin bol olduğu bir av temenni ediyoruz. Hayırlısı bakalım. Şimdi gelelim. Aramızda, arabamızdan inip şöyle bir bakalım. Evet. Daha önceki, şimdi burada turnuva düzenlenmişti hatırlarsınız. 29 Ekim sevgili Köksal'ın düzenlediği turnuva buradaydı. 29 Ekim'de yapılmıştı. O zaman da demiştim ki ileride bir dere ağzı var. Orası çok bereketli olur diye söylemiştim. Mustafa Dereli'nin durduğu yerde. Burada da sevgili Kaan ve Erman bizim av yapmışlardı. Burası da bir hayli iyiydi. Yani orası da olabilir tabii ki seçenekler içerisinde. Burası da olabilir. Deneyeceğiz, göreceğiz. Burası bana daha biraz mantıklı gibi geldi. Şuraya malzemelerimizi açarak şansımızı denemeye başlayalım. Arabamızı boşaltalım hemen. Hızlı bir şekilde. Bu arada rüzgar var yine. Bu rüzgar konusu bizim mahkus talihimiz gibi böyle. Onun için yapacak bir şey yok. Bu arada o turnuva gününde ne kadar çok müthiş demiştim ya. Müthiş, 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 müthiş. Böyle müthiş, müthiş gittik. Az önce gelirken de Arzu Hanım onu söyledim. Dedim ki ya ne kadar çok müthiş demiştim o gün. Bugün de öyle mi gider? Bilmiyorum. Bu müthiş benim ağzıma yapıştı kaldı falan demiştim. Ya işte insan bazen takılıp kalıyor bazı kelimelere zaman zaman. O da müthiş kelimesi de onlardan birisi. Arzu Reis'in ameliyatından sonraki deniz kenarına ilk gelişi. İnşallah güzel bir av olur, keyifli bir av olur. Bizim için
Güzelden kasıt yanlış anlaşılmasın asla. Yani balık çok olduğu zaman keyifli değil yani. Böyle bulunduğumuz andan aldığımız keyifle alakalı. Yoksa balığın azlığı, çokluğu, bolluğu, büyüklüğü falan değil açıkçası. Evet. Tam bir hol içindeyiz şu an. Direkt holün içindeyiz. Burası hol arkadaşlar. O gün de anlatmıştım. Ders olarak anlatsam bunu ancak bu kadar iyi bir yer bulur. Ancak bu kadar denk getirebildim, bilirdim. Yani gayet iyi burası. Aslında arabayı biraz ileri almak lazım. Şöyle ki, buradan da sen atarsın. Geniş bir hol var burada. Şuradan başlıyor. Şuraya kadar devam eden bir hol var arkadaşlar. Ben ya biraz daha ileri almam gerekecek ya da biraz daha geriye almam gerekecek gibi görünüyor. Şuraya kadar alabilirim aslında. Çok güzel bir fikir var aklımda. Onu yapmayı planlıyoruz. Nedir? Bir paternoster, iki hırsızlı takım, üç de birazdan göstereceğim bir takım arkadaşlar. Bu üç takımı bugün burada deneyerek aynı ortam, her şeyi aynı olmak kaydıyla hanginin daha başarılı olacağını sizlerle hep birlikte göreceğiz. Öncelikle yine bu avımızda sizlere göstereyim. Şöyle yaklaşırsanız kaçmayın Arzu Hanım. Yazıları göstereceğim. Trabucco, Nemesi, 4.20, 100, 200 gram atarlı kamışımızla bugün başlayacağız. Yine Surf Casting Team'in, Trabucco Surf Casting Team'in kullandığı kamış arkadaşlar bu. İnce yapılı, sensitive onu gösteriyor bize. İnce yapılı, ince design olduğu için sensitive denilmiş. Ayrıca da atar değeri de hemen şurada olması lazım. Neredeydi? Maalesef bunun bir bakıma girmesi lazım. Sevgili Mustafa Dereli'ye gidebilir. Evet, burada mıydı? Ha, evet. Burada 200 grama kadar atar değeri söz konusu arkadaşlar. Makinemizde yine çift kalamalı Shimano'nun MGS'si arkadaşlar. Hemen şuradan onu da gösterelim. Bakın. Aerotechnium MGS XTB modeli. Japonya fabrikasında üretilmiş Shimano'nun. Bu seti kullanacağım. Bir sette. Diğerinde Caperla'nınkini kullanacağım kamış olarak arkadaşlar. Onu da hemen açalım. Hızlı hareket edelim. Hadi birazcık enerji gelsin. Hadi. Biraz enerji katalım. Haydi bakalım. Biraz enerji, enerji, enerji. Evet, kamışımız burada arkadaşlar. Bunu açıyoruz hızlıca. Bu da Caperla'nın hibrit kamışı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Tekrar tekrar söylüyorum bunu. Hibrit yazıp da hibrit olmayan kamışları alıp daha sonra hibrit kamışlar hiç de iyi değil fikrine kapılmayın. Bizim avlarımızın olmazsa olmazı hibrit kamışlardır. Solid kamışlar da olabilir ama tubüler kamışlar olamaz. Onlar sazan kamışın daha ziyade olur ya da çok agresif, çok sert bir denizde av yapacağınız zaman çok yılda iki, bilemediniz üç defa size lazım olacak kamışlardır. Ama geri kalan 362 gün size lazım olacak kamış hibrit kamıştır arkadaşlar. Lütfen bu yanılgıdan kurtulalım. Sahilde eğer ki av yapıyorsak fast ya da ultra fast bir hibrit kamış, yok taşlık kayalık yerde av yapıyorsak da eğer, o zaman da birden derinleşiyorsa slow aksiyona sahip bir hibrit kamış almamız bizim için daha iyi olacaktır. Taş çok daha taşlıksa eğer, kayalık şekilde bir merada av yapıyorsak, o zaman solid, daha agresifse o zaman ne diyoruz?
tubüler uçları slow aksiyonlu, slow action diye geçer onlar. Slow action tubüler uçlarla, uçlu kamışlarla av yapmamız uygun olacaktır sevgili dostlar. Kamış seçerken lütfen avlığınıza uygun seçim yapın. Yoksa sıkıntı çeker, av performansınız düşer arkadaşlar. Burada yaşanan sorun nedir? Hadi bakalım. Evet, sorunu bulduk. Ne olduğunu anladık. Buna kum girmiş. Nereden kum girdiyse ince partikül şeklinde kum girmiş arkadaşlar. Bu da bizim hatamız ve yanlışımız. Demek ki kamış çantamızın içerisine çok ince kum girmiş. Onu çok temiz şekilde bırakmamız lazım. Yoksa böyle sorunlarla karşılaşabiliriz. Buna dikkat edelim. Bakın. Bunda da Kaperla'nın bu kamışının da en güzel tarafı şu arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Şurada bir çizgisi var. Yüzüklerin aynı hizaya gelmesi için bakın. Hiç nişan alır gibi kamışla uğraşmanıza gerek kalmıyor. İki çizgi birbirini karşıladığı anda yüzükleriniz hizaya gelmiş oluyor. Bakın hakeza bunda da öyle. Bunda da hangi kamışı, bu kamışta hangi makineyi kullanacağız? Hemen onu da göstereyim size. Burada da kullanacağımız makine yine Shimano'nun Ultegra'sını kullanacağız sevgili dostlar. Buradan bakalım neredeymiş kendileri. Bizden saklanmakla meşguller. Evet, buldum. Bu makineyi de daha önceki bir avımızda size kullandığımız malzeme içeriklerini anlatmıştık. Bu da Ultegra CI4 yani G4 Türkçe söylenme şekliyle. Malezya yapımı arkadaşlar. Bu da XTB. XTB nedir arkadaşlar? Hemen hızlıca onunla bahsedeyim. Bir burada büyük kalamamız vardır. Bir de burada ortada göbekte şu küçük bakın. Şurası. Bu da diğer kalamamızdır. Neden? Şimdi bu kalamayı en gevşek halinde misinanızın, köstenizin en zayıf olduğu noktaya kadar kalama ayarını yaparız. Balık geldiğinde bunu kapattığınız an artık bu sadece siz ne kadar ayarladıysanız oradadır. Diğeriyle ayarlamaya kalkarsanız size geniş bir bant sunar. O yüzden kalama ayarını o adrenalinle yapamayabilirsiniz arkadaşlar. Ondan dolayıdır ki çift kalamalı makineleri ben çok severim. Hatta Arzu Hanım'ın kullandığı makineler bait runner'lı makinelerdir. Levrek avlarında özellikle çok etkili makinedir arkadaşlar onlar. Sakın ola ki yanlış anlaşılma olmasın. Tubüler de hani az önce dedim sazan kamışı tarzında diye. Onların da yeri zamanı geldiğinde bu tarz işte bait runner'lı makinelerde kullanımı, sert agresif havalarda kullanımı bizim için önem arz eder. Tabi ne zaman? İşte yılda dediğim gibi hepsi av stilinize bağlı sevgili dostlar. Yani siz çok sert, agresif böyle 2 metrelik dalgaların olduğu 1,5-2 metrelik gerçek surf casting avlarının olduğu zamanlarda 200 gramlık kurşunlar kullanıp da sert avlar yapıyorsanız o zaman tamam. Ama öyle zamanlarda bile biz hibrit kamışlarla çok müthiş, yine müthiş dedik, avlar gerçekleştiriyoruz. Seçim sizde. Biraz değil. Onlar odun gibi olurlar arkadaşlar ve sağırdırlar. Maalesef çok böyle aman aman vuruşları hissedemezsiniz. Hele ki çupranın çok nazlı olduğu dönemlerde o vuruşları hiç hissedemezsiniz. Çok 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 alışkın olmanız lazım. Sevgili Köksal onları sever mesela. Niye? Çok alışkın o tarz kamışa. Çok uzun zamandır o tarz kullanıyor. O yüzden de siz de öyle alışkınsanız, alıştıysanız o zaman tabii ki de sizin için en iyisi tubüler kamışlar olacaktır. Ama ilk hedeflediğiniz kamışınız gerçek hibrit kamışlar olsun sevgili dostlar. Devam ediyoruz bakalım. Evet arkadaşlar, Arzu Reis de takımı açıyor, hazırlıklarını yapıyor. Uzun bir aradan sonra. Uzun bir aradan sonra
sahalara. İyileşme. Bu arada bunlar da biliyorsunuz ki satışta arkadaşlar. Bu yıl kaç para olacak daha henüz belli değil. İsteyenler için ulaşmaları yeterli. Biz de sizler için tekrar bir fiyat araştırması yaparız. Biliyorsunuz bu bizim YouTube kanalımızın ve diğer bütün sosyal medyanın gruplarımızın hepsinin amblemi logosu arkadaşlar. Şimdi Arzu'nun Blade Runner'lı, Okuma'nın Blade Runner'lı Epix Pro'sunu, Epix Pro 65'i kullanıyor arkadaşlar. Kamış'ta Okuma Salina. Evet. Kamış'ta Okuma Salina Telesör. Yine 200 grama kadar atarlı olan kamış. Mesela şimdi bilmeyen arkadaşlar böyle 100-200 gramsa hibrit uçlu zannediyor. Arkadaşlar mesela bu hibrit uçlu bir kamış değil. Öyle bir saçmalık, öyle bir düşünce olamaz tabii ki. Bu hibrit uçlu değil. Ve daha biraz fast aksiyondan daha biraz slow'a yakın. Bir slow aksiyona yakın bir kamış. Şimdi bunu bu tarz kamışları görüp de hibrit kamışları yanlış düşünmeyin sakın. Yani o başka bir durum, bu başka bir durum. Her 100-200 gram atarlı kamış hibrit kamış değildir. Hibrit uçlu değildir. Lütfen bunu ayırt edelim. Şimdi bu makinenin özelliği şudur. Yürüyen yem, koşan yem anlamına gelen Blade Runner vardır bunda. Bakın. Bunu açtığımız an bu tamamen alır gider. Özellikle sonsuz gezer takımla av yapan sevgili dostların böyle bir makineyi muhakkak ki yanlarında bulundurmaları gerekir. Şimdi diyeceksiniz ki ya öyle gidiyor sürekli de biz nasıl yapacağız? Yani balık aldı gidiyor. O şekilde ne yapabiliriz? Nasıl olabilir? Bu bilmeyenler için hemen onu da söyleyelim. Bakın şu an kilitledi. Açtık bunu. Gördünüz mü bilmiyorum. Bakın şu kısım. Açtık sevgili dostlar. Ondan sonra bu buradan gidiyor. Balık aldı yemi gidiyor. Gidiyor. Artık tasma vuracağız ya. İyi izleyin şimdi bakın kolu çevireceğim ben. Kapandı görüyor musunuz? Kapanınca artık burayı bakın çekin gitmez artık. Nasıl ki buradaki sizin yaptığınız kalama ayarınız neyse o kadar güçte bu gitmez. Bakın bunu isterseniz biraz gevşetir. Bu şekilde gitmesini sağlarız. Peki bu Blade Runner'ınki nedir? Blade Runner'ınki de bu arkada bir kalama ayarı vardır sevgili dostlar. Bunu ne kadar sıkar ya da gevşetirseniz Blade Runner'ınız da o kadar sıkı ya da gevşek olur. Bu da bir dipnot olarak yine sizlere geçsin. Tekrar söylüyorum lütfen yanılgıya düşmeyin. Her 100-200 gramlık gram atarlı kamış hibrit kamış değildir. Lütfen burada bir yanılgıya düşmeyin sevgili dostlar. Hibrit kamışlar farklıdır arkadaşlar. Biraz pahalı olur. Böyle hani 1000 liraya 1500 liraya falan pek de hibrit kamış bulamazsınız. Bulsanız da o artık en alt segmenttir. Çok fazla işinize yaramaz. Şimdi Arzu Hanım'ın kendi takımını kullanacağı av tek olacak iğneli bu. Mi, çift iğneli mi? Çift iğneli hırsızlı kullanıyorsun. Sen normal. Altta da üstte de iğne olacak. Yani altta da üstte de iğne olacak. Kurşunun altında hırsızlı takım yapacak sevgili dostlar Arzu Reis. Ben tam aksine kurşunun üstünde yapacağım. 3 farklı yöntemle, 3 farklı takımla av yapacağız. Ve hangisinin bu merada daha verimli olduğunu test edeceğiz arkadaşlar. Evet. Bugünkü şeyimiz o. Şöyle bakalım neler yapıyormuş Arzu Reis. Kırmızı iğne mümkün olduğunca. Evet arkadaşlar. Aynı misinadan yapacağız. İkimiz de bütün takımları, iğnelerimiz aynı olacak. Bu iğneleri kullanacağız. Ama farklı takımlar olacak. Bakalım hangisi daha verimli olacak. Bunu test edeceğiz bugün. İğnemizi bağlıyoruz. Islatmayı unutmuyoruz her zamanki evet, gibi. Odun da getirdik bu arada. Belki soğuk falan olursa diye. Umarım uğraşmak zorunda kalmayız. Yani çok geç kalmayabiliriz belki duruma göre.
Test sonuçları ne gösterecek ona bağlı. O alttaki hırsızı ne kadar uzunlukta yapıyorsun mesela genel Yani itibariyle? genel itibariyle 50 santime yakın yapıyorum ben. Yani. Yani yaklaşık şöyle tutarsanız buradan Yarım kulaç gibi bir şey. yani Senin kulacına göre tabii. tabii ki. Ya göz kararı yapıyorum genel itibariyle ama dediğim gibi yarım kulaç. Buradan kurşunun yerini ayarlıyorum. İdam düğümü mü oluyordu bu? Doğru mu Kasa hatırlıyorum? düğümü. Kasa düğümü pardon. Aha, Merhaba, hoş naber? geldin. Nasılsın? Allah'ım, Allah, hoş geldin, hoş geldin. Naber? Misafirimiz geldi bu Oy, arada. Her oy, zaman bizi oy, buluyorlar. oy, oy, Çekiyoruz onları oy, zaten. oy, oy, Allah'ım. Çok güzel bir Naber? kızsın sen. Çok. Kızım. Gel kızım. Gel Kurşunun kızım, dur. yerini ayarladım. Ha, evet, Dolanmaması için T'yi ayarlıyorum. Evet. Bakın. Bu şekilde olduğu zaman hiçbir şekilde dolanmıyor. Bu arada Tabii bana bulaşan birisi var. Cüneyt Bey kızı görünce bir an o tarafa daldı. Burada yaklaşık olarak ben bir kulaç yapıyorum. Tam kulaç. Yok, o da tam bir kulaç değil. Bir kulaç olsa iki kolun açıklığında olur. Makası rica edeyim. Totalde hırsızla birlikte uzunluk bir kulaç oluyor rahat yani. Şuralarda bir yerde Fır fırdöndüm olacak. döndü mü? Her kıyafetimin içinde bir tane fırdöndü var bu arada. Her kıyafette. Bu Sen arada de fosforum hala yok mu? Sabotiç Bey, duyurulur size. Sedat Yeşil fosfor rica ediyorum lütfen. bir tane daha bize en az bir Hatta tane iki. iki tane yeşil ışıklı pilli kamış ucuna takılan Şimdi aparattan. ikinci iğneyi bağlayacağız. Evet. Özellikle bu testi yapmak için geldik sevgili dostlar. Bu mesafeden ayarlayarak yapacağım. Yani burada kurşun yeri burası. Evet, yaklaşık olarak şu şekilde Yani 5 15 par santim yani. falan, 10 santim, 15 santim yukarısına diğer iğne gelecek şekilde bir Ayar. hırsızlı takım olacak. Ya yani bu uzunluk gene aynı dediğim gibi benim kendime göre yaptığım şekilde. Buradan kesiyorum. İğneyi daha sonra bağlayacağım. 1, 2, 3, 4. Güzelce ıslatıp Her zamanki gibi gene düzgünce ıslatıyoruz. Düğümümüzü oturtturuyoruz. Fazlayı alıyoruz. orada yine bir T Burada da gene olması bir T için. oluşturmak için Misina'nın kendi etrafında 1, 2. Burayı iki katı yapmanız gerekiyor. Çünkü buradaki mesafe ile oradaki Misina'nın kalınlığı arasında fark oluştuğu için en az 8 tur. Tekrar gene. Bunu ben bilmiyordum mesela bak. Aa, yeni öğrendik kardeş. Ya yoksa buradaki 4 ile buradaki 4 aynı olmuyor. Sanki 1.60 gibi ya da 2.60 gibi oluyor. Yok, ben Mesafe normalde eşitlenmiyor. 5 tur atıyorum oraya. Sen 8 atıyormuşsun. Yani iki taraf aynı oluyor bu şekilde. O zaman da hiçbir şekilde bak görünüyordur. Şöyle yapayım. Yani dolanmayı bu çok güzel engelliyor. İkisi eşit olmayacak. Yani birbirinin birebir aynısı olmuyor. Şimdi ikinci iğnemiz. Au, önce beni yakaladı. Bu iğne bu arada çok keskin. Evet, bayağı keskin. Bu iğne de arkadaşlar küçük değil. 2 numara iğne. İğnenin hangi iğne olduğunu da az sonra sizlere Evet. göstereceğim. Tüm iğneleri aynı kullanacağız. Yani sadece takım şekli değişecek. Uzunluklar, kısalıklar değişecek. Hangisi Hangisini? daha verimli? Biz de sizinle beraber burada onu test etmiş olacağız. Akşam suyunu kaçırmamak için erken geldik. Bir akşam suyu yapacağız. Sizlerle birlikte. Ve bu deneyi yapıp sonra belirli bir istatistik oluşturursak eğer ayrılacağız buradan avı. Yani esas Güzel dalga birlikte var bu arada. evet fena değil, yatık değil yani deniz iyi. Gayet iyi. Tam ortamızda da hol var. Oraya çalışacağız birlikte. Burası Takım budur. evet. Şöyle göstereyim. Altta bir iğne, üstte bir Kurşun, iğne, kurşun kurşunun var tam mı? ikisinin ortasında. O da sevgili Asil'in Asil'in sağ olsun bize hediyesidir. hediyesi. Çok teşekkürler ediyoruz huzurlarınızda buradan. Ya bir de ben renkli şeyleri çok sevdiğim için Asil sağ olsun.
Her şeyin renklisini bize Ya bir de hediye ediyor. bizim renklerimize çok uygun. Baksana şuraya. Bir de Evet. ona bak. Yani söyleyeyim mi? Müthiş. Şimdi gidip takımımızı yerleştirelim. Sonra da Cüneyt Bey kendi takımını Bakalım turnuva birincisi kim olacak Arzan'ın? ben. Hangi takım burada başarılı olacak? Bugünkü konumuz bu arkadaşlar. Tamamdır. Tomucak da Size devredeyim görevi. evet olur. Hemen ben de geçiyorum. Öncelikle hemen unutmadan söyleyeyim. Sonra ya hangi iğneydi abi unuttum sen onu gösterecektim falan olmasın arkadaşlar. Bakın bu iğne Hayabusa'nın iğnesi arkadaşlar. İki numara. Hayabusa'nın numarası burada ne diye geçiyor acaba kodlama? MHRS 172. MRS 172. Yani bundaki kodlama biraz farklı. Yani buradan çekim sırasını şöyle bakın. Tam net gösterdim ben şu an. İki numarası onun. Bu iğneyi ikimiz ortak kullanacağız. Yani aynı iğnede. Hemen ne yapıyoruz? Bakın. Ben çok çok Sana da bir fır döndü vereyim hemen cepten. çok basit şeklinde yapacağım. Şöyle bakın. Bir kulaç. Burada da yarım kulaçlık bir mesafemiz var. Bu misineyi buradan keseceğiz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bunun ismi nedir? Japon style diye geçiyor aslında. O biraz daha farklıdır aslında. Ben Japon style'den birazcık esinlenerek yaptığım bir takım bu. Style oldu seninki. Yani bu biraz daha Cüneyt style diyebiliriz yani aslında. Ya da Casa style. Hemen bakın. Çok basit bir takım arkadaşlar. Hemen buradan 1, 2, Kurşun 3, yeri sanırım. 4. Kasa düğüm yaptık. Islattık. Islattık. Aynı Arzu Reis'in yaptığı gibi uzun tarafı bakın uzun tarafı kısa tarafın üzerine 1 2 3 4 yapıyoruz ve hızlıca orayı da ıslatıp güzelce oturttuk. Böylelikle bu şekil yaparak bunu düz hale getirdik arkadaşlar. Bakın. Bu takım dümdüzmüş gibi görüntüde. Yani şöyle kırık mırık falan değil. Dümdüz hale getirdik. Şimdi İğneyi. buradaki kısa tarafımız el alışkanlığıdır bu bende arkadaşlar. Bakın kısa taraf yarım kulaç oldu. Bu da kısa tarafa hemen Bir fır döndüğü. döndüğümüzü takıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, yine 4. Hızlıca. Her zamanki gibi ıslatıyoruz. Evet. Düğümü fır döndüğümüze yaklaştırıp ondan sonra sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Bir süredir çok fazla trofe balık peşinde koşturduğumuz için hep 45-50'lik misineler kullandık sevgili arkadaşlar. Şimdi buradaki şey ne? Şimdi burada bir farklılık var tabii ki. Şöyle ki bunu da yaklaşık 20 santimlik olacak şekilde misina kestik sevgili dostlar. Bunun da ne kadarına yapıyoruz bunu? Şöyle bakın. Yine bir 20 santim Yine bir yaklaşık. 20 santim boşluk bırakıp buradan düğüm atıyoruz. Yine 1, 2, 3 ve 4 arkadaşlar. Yine güzelce ıslatarak düğümümüzü oturtuyoruz. Hava coştu bu arada. Evet. Mikrofon olmasa siz de bu coşkuyu bir güzel dinlerdiniz ama Allah'tan artık o Yani soruna bir çözüm sağlamış olduk. sizlerin katkılarıyla arkadaşlar özellikle katıldan gelen desteklerle birçok teknik malzememizi tamamlıyoruz. Lütfen katıldan da bize de destek olursanız çok sevinirim. 5 seçenek var orada hangisi size uyarsa. Bakın şimdi ne yaptık? Böyle bir kösteği buraya ekledik. Yine 20 santim civarlarında burada. Şöyle bu sefer kısayı uzunun üzerine 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 arkadaşlar. Sardık. Islattık güzelce. Kontrollü, çok kontrollü bir şekilde. Çünkü aniden çektiğinizde buradan %100 kopar arkadaşlar. %100 emin olun Sert kopar. şekilde yanıyor o zaman. Evet, çok yavaş.
Çünkü çok tur attırdık. Çok riskli bir durum. Bakın, burada bir T oluştu. Görüyor musunuz? Böyle bir T. Ve Dolanmayı engelliyor. dolanmayı engelleyen durum bu arkadaşlar. Hemen bu iki uca da birer tane iğne ilave edeceğiz. Bir iğnemiz düşmüş galiba bu arada. Kaç tane getirmiştim? Ben 5 tane saydım. Altıydı sanki. Ha, orada evet bir tanesini gördüm yerde sandalyenin ucunda bak. Evet. Unutmadan alalım. Sayarak koyun arkadaşlar. Sebebi şudur. Kayboldu ettiğinde birinin ayağına ya da Yani o mesele malzeme kaybı değil. evet, değil tabii ki de birinin ayağına batar. Ya da bir evcil hayvanın, Evet. sokak hayvanının ağzına batar, bir yerine batar. O yüzden çok dikkatli olun. Lütfen, lütfen, lütfen Doğaya ve canlılara. saygı. Çok dikkat edin, bir şeyiniz kaybolduğunda kayıp olarak değil. O çevreye zarar vereceği için özellikle kontrol edin. Bakın arkadaşlar, yine güzelce ıslattık. Düğümümüzü yine kontrollü bir şekilde Sabitledik. oturtuyoruz. Fazla misinamızı alacağız. O 20 santim olarak ayırdığımız köstek şu an için artık 20 santim değil. Bakın 10 12 santim, santim 12 santim. civarında Evet. bir Kısa bir köstek. köstek kalacak burada. Hemen diğerini bağlıyoruz herkese aynı şekilde. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bu da bize yeter arkadaşlar. 5 tur. Buradan daha keza. Her zaman dediğim gibi lütfen buna çok dikkat edin. Misinamız ön tarafından gelecek. Yani bu kısımdan. Şöyle arkadan değil arkadaşlar. Bu da kullandığınız takımın avcılığını 3-4 kat arttıran unsurlardan birisidir. Sakın unutmayın. Evet. Buradaki sistem de bu oldu arkadaşlar. Peki nasıl olacak bu? Hemen onu da göstereyim. Burada yine bir kurşunumuz olması lazım. Evet, buradan taktık arkadaşlar. Güzelce. Misina misinanın üzerine geçmesin arkadaşlar. Buna şuna da dikkat edin. Bakın, misina buradan bunun buraya gelmesin. Altında kalsın. Çünkü aynı malzemeden üretilmiş cisimler birbirini daha çok zedeler. Bilginiz olsun. Biz şimdi takımı atacağız. Bu takımda böyle olacak arkadaşlar. Bakın. İki tane yerde yatan bir takımımız olacak. İki iğne yerde. Şöyle kurşuna doğru da gel ayrıca. Bu sistemde böyle olacak arkadaşlar. Şimdi bunu sen de makineye tak, kamışa Ben sabitle, yavaş yavaş yemlerinizi sarıp. evet, koşalım. Bu da burada hazır. Hemen koşturuyorum. O daha kolay olacak diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Çünkü onun yapılışı çok daha kolay arkadaşlar. Niye kolay? Paternoster takımlar bakın en hızlı şekilde nasıl yapılır sizlere göstereceğim. Paternoster'de bir kulaç uzunluk yaptık mı arkadaşlar? Bunu iki kat yaptık. İki kat yaparak bir kulaç misina kestik. Buradaki mevzumuz ne? Yukarıdan yaklaşık 20 santimden düğüm atıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 4 tur attık. Bir tane de benden olsun. 5 olsun. Genelde tekli seviyorsun sen çünkü Evet. sayıları. Ben tekli sayıları kullanırım genelde. Evet. İki kat bunu attık, bağladık arkadaşlar. Daha sonra şöyle bakın. İkiye katlayarak. İkiye katlayarak bu düğümün hizasına gelecek şekilde arkadaşlar. Bakın. Şöyle. İki kat yaptık. Tam bu düğümün hizasına gelecek şekilde onun biraz daha altında bir yerden işaretlemeyi yaptık. Buradan elimizi tutuyoruz ve düğümümüzü yeniden buradan atıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, bu da bitti. Şöyle güzelce düğümlerimizi oturtuyoruz. Gelelim şimdi kesme işine. Bunu buradan kestik. Buraya İlk fırdöndü bağlayacağız. attığımız düğüm. Bunu buradan kestik. Buraya bir takım bağlayacağız. Ve buraya da bir tane kasa düğüm atarak Kurşun yerimizi yapacağız. kurşun yerini yapacağız. Bu arada gün kavuşuyor. Çok güzel bir görüntü var.
O görüntüyle beraber biz de inşallah akşam suyunu kaçırmadan. İnşallah. Hesapta kaçırmamak için böyle geldik ama. Bir de sen erkenden gidiyoruz dedim beyefendi. Gündüz vakti dedin. Ancak Bak, yetişebildik. holü gösterir misin? Su nereye kadar geldi? Evet. Şu an birebir holün suyun çıktığı yeri görüyorsunuz. Manzara da müthiş. Müthiş. Cüneyt Bey'in lafı müthiş. Müthiş, müthiş, müthiş. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, şimdi kasa düğme atmadığımız parçayı alacağız. Bakın, Gene şurası bir dolanmasın boş. diye sanırım. Evet, bir, iki, üç, şöyle dört, bu da beş olsun arkadaşlar. Onu da tam bu noktaya gelince ıslatıyoruz. Yavaş, 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 yavaş ve bunun da düğümünü oturttuk arkadaşlar. Bakın, burada da direkt bunun üzerine dolanmayacak şekilde bir T düğümü sizlere. Evet. Sanırım bir tek iğne bağlaması kaldı. Bakın. Bu Çok da net ve böyle. düz bir şey oldu. Aynen. Şimdi Aynı öyle şekilde. yapmasak bakın bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu insina bunun üstüne yakın mesafede duruyor ve o bizi büyük sıkıntılara sürüklüyor. Hemen 1, 2, 3, 4 ve bu da 5. Yavaşça bunu da oturttuk. Uçlarına iğne bağlaması kaldı. Şimdi nereden bağlayacağız? İğnemizi dikkat edin. Bu kurşunun yaklaşık 5-6 santim kurşun yerinin üstüne gelecek arkadaşlar. Bakın. Şuradan bağlayacağız iğnemizi. Buradan. Bir daha gösterelim istersen. Paternoster'in mevzusu odur. Askıda kalarak, tamamen askıda kalarak yemin aksiyonlu kalmasını, sürekli hareket halinde olmasını sağlayan sistemdir Paternoster Hallettik. arkadaşlar. Bakın Buraya yine kurşun üzerine gelmeyecek şekilde, misinin üzerine gelmeyecek şekilde koyduk. Bunu koyduktan sonra zeminde hemen şu düğümün üstünde kurşunla arasında şöyle bir mesafe olacak arkadaşlar. 5-6 santim. Tekrar göstereyim. Şuradan, buradan bağlayacağız bunu. Dolayısıyla bu burada sürekli aksiyonlu, hareketli halde bulunacak arkadaşlar. Onu sağlamaya çalışıyoruz şu an. Paternoster takımla. Hemen buradan da bu. Diğerini de bağlıyoruz hemen. Ve takımımız sona eriyor. Deneyimize başlıyoruz daha sonra. takımı göster. Evet. Böyle atacağız bunu. Bu da Şöyle yukarıda aksiyonlu göstereyim. olacak böyle sürekli. Böyle oynayan aksiyonlu takım olacak sevgili dostlar. O zaman ne diyelim? Rast gelsin. Makinalardan ses gelsin. Haydi öyle olsun bakalım. Evet. Yarışma başlıyor arkadaşlar. Atışımızı yaptık. Hadi bakalım. İyi olan kazansın. Makinelerden ses gelsin hadi. Cüneyt Bey var dedi, geldik. Canım benim be. Ya 2 numara iğneyle Ama aksiyonlu. belli zaten. Deminden beri küt 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 küt. Şu an için Paternoster bir Bir tane sıfır balık önde. aldığına göre 1-0 önde. Hadi bakalım devam. E bakalım devam etsin hadi. Ve iki. Paternoster 2, diğerleri 0 arkadaşlar. Bu yine ikinci balığını aldı. Diğerlerinde şu ana kadar bir şey yok. Bekliyoruz. Kibarca geri gönderelim onu istersen. Evet. Bugün zaten amaç balıktan çok deneme yaptıklarımızı Bu tarz başarılı olup bir olmayacağı konusunda. merada hangi takımın daha verimli olabileceğini test ediyoruz arkadaşlar. Takımlar arasında yarışma var şu an. Dikkat et. Kova gitti. Hopa. Hadi bakalım. Atlaya zıplaya gidiyor. Ve Cüneyt Bey bu sefer ama hangi takım? Yine Paternoster. Demek ki gecenin birincisi şu anda Paternoster olarak görünüyor Evet. arkadaşlar. Paternoster aldı başını gidiyor arkadaşlar. Yani Ucundan, ucundan az daha bekleseymişin gidiyormuş arkadaş. hemen geri salıyoruz arkadaşlar. Yani ilginç. Paternoster açık ara şu an 3-0 önde. Bu sefer hiç durmadan gitti. Aynen. Haydi bakalım. Evet, sonunda şeytanın bacağını kırmış bulunmaktayım.
Doyuramadım bir türlü en sonunda. Bu da gidiyor. Çünkü amaç bugün balık almak değil. Evet, bugün balık almak değil. Yani gelenlerin gene itibariyle bana düşen kısmının hepsi gidecek. Işığın bu arada hemen kapatıyorum. Hemen kapatıyorum. Hadi bakalım. Güle güle. Neymiş? 3 birim oldu. Evet. Hadi bakalım. Yine yanılacağım. Tamam. Evet, küçük bir minekop geldi. Minekop değil, min. Min. Hadi bakalım suya. Evet. Kaan abi seni suya gönderecek. Büyüsün de gelsin. İnşallah. Ben daha fazla gelemiyorum. Islanırsın, dikkat et. Havada gitti, havada. Hadi bakalım, rast gelsin, devamı gelsin, büyükleri gelsin. İşte büyükleri gelsin. Bayağı da ağır geliyor bu ya. Ne bu ya? Yandan yakalanmış. Yo. Yo, gırtlağına gitmiş. Mikrofonum benim açıkmış bu arada. Etti iki. 3-2 mi oldu? Evet. Ve nazikçe götürüyoruz. Hadi bakalım. Hop. Oo. Suya düşmeyi bekliyormuş. Vallahi. Evet, 3-2. Hadi bakalım, devam. Öyle bir vurdu ki, sen az önce dedin ya hoplattı diye. O şekilde vurdu. Dersin ki canavar. Cüneyt Bey Arzu diye seslendi ama geldik bakalım. Yapacak bir şey yok. Bayağı ağır geliyordu ama. Neyse, önümüzdeki maçlara bakacağız. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Mikrofonla kavga ediyoruz. Senin şarjı bitti, şarjı herhalde sönüyor çünkü. Sönüyor değil mi? Neyse, önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Ha, bu çalıştı ama. Şu an seninki de çalışıyor. Sanırım havayla ilgili ama bak bitti, kapandı. Şarjı bitti. Evet, buradan konuşacağız o zaman. Buradan konuşacağız. Çıkarıp devam konuşmaya. Onları bir şarj edelim. Bunları şarj etmemiz lazım. Mikrofonların şarjını bitirdik. Soğuk etkiledi muhtemelen. Evet, evet. Soğukta çok dayanmadı. Neyse. Yapacak bir şey yok. Geliyor gibi bir durum var. Bakalım. Bu gece bizimle oynuyorlar. Gene mi gitti? Olsun. Tekrar deneyeceğiz. Cüneyt Bey şimdi atış yapacak.
Artık takımlarımızı topluyoruz yavaş yavaş. Geç oldu, sabah iş var. Yarışmamızı şu anda Cüneyt Bey adet olarak 3 adetle kazandı. Ama sepete bir tane girdi, o da benimki. Paternoster 3. Aslında yok, hayır. Berabere kaldık. Evet. Yani sen 3 tane yakaladın, evet. Ben 3 tane yakaladım. Aa doğru, 3 tane yakaladım, 3 tane yakaladım. Evet, doğru. Ama bir tane sepete girdi. Ha, bir tane sepete girdi. Paternoster takımı sonradan patlatınca yarışma sona ermiş oldu. Çünkü artık aynı şartlar yok. Aynı takım değiller. Ne bir de geç oldu. Sabah yere, iş var ve soğuk da başladı. Evet, yere yatan takım, tamamen yere yatan takım maalesef çıplık çekti şu ana kadar. Dip akıntısı çok fazla. Bu dip akıntısı içerisinde demek ki tamamen yere yatan takım çok başarılı olamayabiliyor. Aslında senin hırsızlı takıma geldi değil mi? Alttaki iğneye geldi. Evet, benim üsttekine, en son üsttekine geldi. Diğer ikisi alta geldi. Ne? Ve hep altı yediler daha önce. Çok enteresan. Altta tamamen yatan takım başarılı olmadı bende. Üstteki takımdan aldık bütün balkı. Ben öyle aldım. Yani bendeki takımda Paternoster'in üstteki iğnesi aldı tamamen. Alt iğne çok çalışmadı. Neyse yani bugünkü, yavaş yavaş toparlanalım istersen artık. Evet, bugünkü deney de böyle geçti arkadaşlar. Yeni deneylerde buluşmak üzere diyelim. Şimdi toparlanalım. Artık sabah çok erken işe gitmem gerekiyor. Onun için artık eve dönme zamanı. Evet. Mikrofon elimizde. Uzun ip elimizde. Biz gidiyoruz. Evet. Evet. Yani... Bu saat olunca oluyor böyle, insan saçmalıyor. Sevgili Kaan'la birlikte bugün güzel bir av yaptık. O da sonradan geldi aramızda. Güzel, keyifli sohbetlerle birlikte gecemize renk kattı diyelim. Kaan, yeni avlarda buluşmak üzere diyelim. İnşallah abi, her zaman. Her zaman. Bütün dostlara. Sağ olsun. Biz gelmeden şimdi Selçuk'un biraz içine girmek gerekiyor yem almak için. Ondan ricada bulunduk. O da sağ olsun yemleri aldı. Geldi ve birlikte olta attık. Çok keyif aldık biz. İnşallah. Ya bu arada Kaan 29 Ekim'de Pamucak'ta yapılan turnuvada 3. olmuştu. Erman kardeşimle beraber. Erman'la birlikte. Yine CASA üyelerimizden bizim, evet. Sağ olsunlar ikisi de. Yeni avlarda buluşuruz inşallah. Ne diyorsun i̇nşallah, Kaan? İnşallah. Her zaman zaten bekleriz sizi de, diğer arkadaşlarımızı da. Biz buradayız. Her türlü konuda yardımcı olmaya çalışırız. Size de ve sizin gibi büyüklerimizden de yani yardım almak gerçekten bizim için çok güzel bir şey. Yani ilk çaması kendi tekniklerimizi geliştiriyoruz. Eksiklerimizi tamamlıyoruz. Yani herkes gelsin. Pamucu her zaman bekleriz. Biz buradayız. Her türlü yardımcı oluruz arkadaşlar. Eyvallah. Çok teşekkürler. Arkadaşlar en son artık toparlandık. Bir şey kalmadı. Kaan da giderken onu 2 dakika beklettik. Bu konuşmayı yaptık. Şimdi en son kapanış konuşmasını da arabada yaparak gecemizi sonlandıracağız. Paternoster takım 3, hırsızlı ikili takım 3, yere yatan takım 0 arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Görüşürüz hadi. Evet arkadaşlar, bugün Pamucak'ta birlikte av yaptık. Yine Arzu Reis'le birlikte. Biz ne yaptık? Bugün 3 farklı takımı böylesi bir merede denedik. Ne oldu? Birisi Paternoster takım. Yani en alttaki iğne kurşunun üzerinde kalan takım. Hırsızlı takım ikili, ama bu sefer kurşunun altında bir kösteği daha, bir iğnesi daha olan bir takım ikili. Onu denedik. Diğeri komple Japan Style'de geçiyor. Aslında bu biraz daha farklıdır versiyonu. En alttaki kurşun altında bir kulaç uzunluğunda bir köstek, üzerinde iki tane ayrı ayrı iğne. Bunu denedi. Küçük balık çoktu yalnız. Onu söyleyeyim. Küçük balık olduğu için test biraz yarım kaldı. Oysa ki güzel dalga da vardı. Yani aslında büyük balığın olması daha mantıklı olurdu. Maalesef öyle olmadı.
küçük balık çok fazla vardı. Bir tane balık olu koyduk. Onu da Kaan'a verdik. Onda da balık vardı. Hepsi bir araya gelince en azından bir şeye yarar hale gelir. Dolayısıyla bugün birinci ile ikinci aynı oldu. Aynı dereceleri aldı diyelim. Ama yere uzanan, komple kum üzerinde kalan, yere yatan takım tamamen sınıfta kaldı, sıfır çekti. Öyle bir takım gitseydik, bunu da anlatıyoruz ki sıfır çekerek gidecek. Diğer türlü altı balık. Arkadaşlar hadi bakalım böyle biraz daha yükseltelim. Kapanış yapalım. Nas gelsin. Evet arkadaşlar, abone olarak yorum ve beğenirseniz desteklerseniz çok seviniriz. Ayrıca daha fazla biz destek olmak istiyoruz. Derseniz de katıl butonundan size uygun seçeneği bularak oradan da bizlere destek olabilirsiniz. Her şey için çok teşekkürler. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.